nüfus büyüme oranları söz konusu olduğunda akla hemen belirli bir oranda nüfusun ne zaman iki katına çıkacağı sorusu gelir. Bu videoda nüfusun ikiye katlanması için gereken süreden bahsedeceğiz. Bunu matematiksel anlamda yani tamı tamına hesaplamak istediğimizde çok detaylı hesap yapmamız gerekebilir. Başka bir deyişle logaritma kullanmamız gerekir. Bunun için hesap makinemiz olsa iyi olur. Excel tablosu kullanarak bir hesaplama yaptım ben. Hadi hemen birlikte inceleyelim. Yılda yüzde birlik bir oranda büyüyen bir nüfus düşünelim. Bu nüfusun iki katına çıkması için yaklaşık olarak 70 yıl gereklidir. Nüfus yüzde beşlik bir oranda büyüyorsa, iki katına çıkması için 14 yıldan biraz daha uzun bir zaman gereklidir. Bir de yüzde onluk büyüyen nüfusu değerlendirelim. Bu nüfusun iki katına çıkması için de 7 yıldan biraz uzun bir zaman gereklidir. Tüm bunları az önce de bahsettiğim gibi havalı matematik bilgilerimi kullanarak hesapladım. Ama ikinci sütunda bunları hesaplamanın, yani nüfusun iki katına çıkması için gerekli süreyi tahmin etmenin çok daha kolay bir yolu olduğunu göreceğiz. Bu 70 kuralı olarak bilinir ve farklı alanlarda da kullanılır. Örneğin, belirli bir şeyin yıllık büyümesi söz konusu olduğu için, 70 kuralı finansta da oldukça sık kullanılan bir kuraldır. Aynı mantık burada da söz konusu olduğu için 70 kuralı nüfus büyümeleri için de kullanılır. 70 kuralının ne olduğunu da hemen açıklayayım. Hatta not edelim. Yazalım. 70 kuralı. Bir şeyin iki katına çıkması için gerekli süreyi bulmak için 70'i alıp söz konusu şeyin yıllık büyüme oranına, aslına bakarsanız orana değil de orandaki rakama böleriz. Bakın buradaki 70'i 70'i 1'e bölerek elde ettik. 70 bölü 1, 70. 70'in 69,7'ye oldukça yakın olduğunu fark ettiniz, öyle değil mi? Nüfusun yıllık büyüme oranı %7 olduğunda iki katına çıkması için ne kadar süre, süre gerekli olduğunu yani bulmak için 70'i 7'ye bölmemiz yeterlidir. Sonuç 10'dur ve dikkat ederseniz 10 yapılan hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz 10,2'ye oldukça yakın bir değerdir. Derslerinizde size bir şeyin iki katına çıkması için ne kadar zaman gereklidir diye sorarlarsa, örneğin senelik büyüme oranı yüzde 7 olan bir nüfus için 70 kuralını kullanabilirsiniz. Şimdi diyelim ki elimizde senelik büyüme oranı yüzde 14 olan bir nüfus var. Bu arada bu son derece yüksek bir büyüme oranıdır. Her zaman olduğu gibi. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu nüfusun iki katına ne kadar sürede çıkacağını tahmin etmeye çalışın. Birlikte yapalım mı? Burada önemli olan tahmini bir değer bulacak olmamız. Yani eğer tam olarak ne kadar sürer diye sorsalardı 70 kuralını kullanamazdık. Tahmini bir değer bulmak için 70'i büyüme oranındaki rakama bölüyorduk. 70 bölü 14, 5'e eşittir senelik büyüme oranı yüzde 14 olan bir nüfusun iki katına çıkması yaklaşık olarak 5 sene sürer arkadaşlar.